2014 yılında kurmuş olduğumuz takımı kurulduğu günden bu yana yalnız bırakmayan başta taraftarımıza, geçmiş dönem kulüp başkanlarına, şimdiki dönem başkanımız Sayın Mesut Mestan'a, bizim bu yolculuğumuzda yanımızdan hiçbir zaman ayrılmayan geçmiş dönem sponsorumuz Durmazlar AŞ'ye, şimdiki isim sponsorumuz, çalışma ortağımız Uludağ İçecek ailesine teşekkür etmek istiyorum. 2014 yılında başladığımız bu hikaye dün itibariyle Avrupa ile taçlandı. Yeni bir hikaye yazmaya gidiyoruz Avrupa'ya. Bu yolculukta Bursa halkına güzel müsabakalar, zevkli maçlar seyrettireceğiz. Ben geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün gelmeden bir gazetede okumuştum. İnternet haberinde Sezer'in hakkı Sezer'e dediler. Gerçekten güzel bir slogan olmuş. Sezer'e yakıştı. Tebrikler gerçekten. Hoş geldiniz. İNG Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyerek herkesin takdirini kazanan Fruit de Extra Bursa Spor, 2020-2021 sezonunda ülkemizi Avrupa'da Seven Days Euro Cup'ta temsil edecek. Taraftarların desteği ve oluşturduğu atmosfer ile daha ilk sezonunda Türk basketboluna yeni bir heyecan getiren ve bu yıl tamamlanamayan, ligi 8. ile aynı puanla tamamlayan Fruit de Extra Bursa Spor bu kez hedefini Avrupa'ya çevirdi. Uludağ İçeceğin bünyesinde yer alan Fruit de Extra markasının isim sponsorluğu desteğiyle güçlenen Fruit de Extra Bursa Spor, ligde geçirdiği başarılı sezonun ardından bu yılda Avrupa'da. 3 yıllık Fruit de Extra, bunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Hatta arkadaki dolaplardan yeni ürünleri içebilirsiniz, buradakilerden içebilirsiniz. Fruit de Extra geçtiğimiz sezon Almanya'da Euroleague ana sponsorluğu anlaşması imzaladı. 3 yıllık boyunca hem Euroleague'de hem de Euro Cup'ta Fruit de Extra artık ana sponsor. Hem Euroleague sponsor olduğu gibi aynı zamanda ne yazık ki geçen sene tamamlanamayan Final Four'da da çok güzel aktivitelerle Fruit de Extra görecektik. Ancak biliyorsunuz yarıda kaldı. Ama seneye tekrar Almanya'da Euroleague'in başlanmasına karar verildi. İnşallah bu sene Euroleague'i oralarda güzel bir şekilde yaşayacağız. Türkiye'de çok sevilen, Türkiye'nin koruyucu içermeyen tek meyve sulu maden suyu markası Fruit de Extra yaptığı bu sponsorluk ile ilk hedefi Almanya olmak üzere Avrupa'da uluslararası bir marka olmayı hedefliyor. Euroleague Euro Cup sponsorunun gücünü arkasına alan Fruit de Extra yeni 500 mililitre Fruit de Extra ambalajlarını bugün ihracatına başladık. Hatta kurbanımızı da bugün şirketimizde kesiyoruz. Temmuz ayından itibaren de bu arkada gördüğünüz ürünlerin aynı zamanda 1 litre PET ambalajları Almanya'da olacağı gibi aynı zamanda Türkiye'de de üretime başlayacak. Geçen sene başladığımız bu sponsorluk ile sürdürülebilir olmayı en baş hedefine koyarken bu hedefte ne kadar emin adımlarla gittiğimizi Avro markası olma hedefiyle de göstermiş olacak. Bu sene Avrupa'da oynayacak takımımızla hedefimiz Bursa'ya yakışan, Türkiye'ye örnek olacak, en yaratıcı, en coşkulu, ailelerimizle beraber Türkiye'nin bana göre bu sene en fazla dolu olan bir basketbol stadyumu olacağı. Bir şehrin reklamı için dünyada en etkin spor mecrası futbol ve basketbol gibi sporlar. Fruit de Extra Bursa Spor, basketbol ile adını Türkiye ve Avrupa'da duyuracak, şehrimizin de ismini öne çıkaracaktır. Uzun yıllar devam edecek bu birlikteliğin keyfini hep beraber çıkarmak dileğiyle hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Bundan 9 ay önce yaptığımız, bizim bu salonda yaptığımız toplantıda hedefimizin playoff A8 olduğunu söylemiştim. Ve şu anda A8 ile aynı puanı bitirdik, gerçekleştirdik. Orta vadeli ve ilk devam etseydi daha da öne çıkabilirdik. Beşiktaş Koç'u ile beraber ciddi bir çıkış yakaladık. Onu gerçekleştirdik. Orta vadeli hedef olarak Avrupa demiştim. O benim tahminimden daha erken geldi. Sporda bu tahminleri bu kadar öne çekmek bana göre bir kulüp olarak ciddi bir başarıdır. Ben aile olarak tamamen Bursa Spor'luyum. Bunu tamamen ticari görmüyorum. Bursa Spor için elimizden gelen her türlü desteğe devam edeceğiz. Sözlerimizi de fazlasıyla gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Bursa Spor'da göreve geldiğinde başkan Sezer Sezer'in tarafından
benim en büyük hedefim, hayalim Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e, daha sonra da hayal kurduğumuz şehrin özlem duyduğu Avrupa'sına taşımaktı. Hep beraber çok büyük emekler verdik, başardık. Bundan sonraki tabii işimiz çok daha zor. Burada kalıcı olmak çok önemli. Çok zor bir mecrada oynayacağız. Şu anda Eurocup baktığınız zaman bir iki şampiyon ligi Türkiye'de bir yatırım yaptı. Ülkemizin ekonomik koşullarından dolayı şampiyon ligine geçen takımlar oldu. Fakat şu anda Eurocup hedefleyen ve daha önce Eurocup'ta oynamış çok çok önemli takımlar. İşte Partizan gibi, Badalona gibi, Malaga gibi, Ritas gibi, Kazan gibi çok yüksek takımlarla karşılaşacağız. Biz şu anda daha önceki hedeflerimiz gibi yani günlük başarılarla kulübümüzün geleceğini riske atmak değil, adım adım üstüne koyarak, her sene üstüne koyarak geçen sene Süper Lig'de güzel bir atmosfer yaratmıştık. Hem bıraktığımız taraftarımızın yanında atmosferle hem önümüz basketbolla bir gelen katmıştık. Şimdi Avrupa Kupalarına renk katmak istiyoruz. Kalıcı bir Uludağ, Furtex ve Bursa Spor markasıyla Avrupa Kupalarında bu gösterimde kalıcı olmak istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Rotasyon geniş bir takım yapmayı hedefliyoruz. Tabii ki 5 tane yabancımız olacak. Yoğun maçta filde oynayacağız. Hem içeride hem dışarıda. Bunu zaten bilerek bu Eurocup'a gitmek için müracaatta bulunmuştuk. Eurocup'a uygun takım kuracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Zaten çalışmalara başladık. İlerleyen zamanlarda yavaş yavaş önce koçumuzu daha sonra oyuncularımızı açıklayacağız diye düşünüyorum. Hakikaten çok zorlu bir mecra olacak. Ve de takımların çoğu Avrupa Kupası'nda çok tecrübeli takımlar. Dediğim gibi yani Euroleague hedefi olan takımlar. Bizim en büyük amacımız adım adım gitmek. Ayaklarının üstüne basarak öncelikle mücadeleci bir takım yaratmak. Ve kalıcı bir şekilde Fruity Extra Bursa Spor olarak Eurocup'ta senelerce yer almak. Ama dediğim gibi yani bu başarılar içinde geleceğimizi risk almamız gerekiyor. Bütçemiz uygun, mücadele edecek tabii olacağından kimsenin şüphesi olmaz. Geçen sene biz bu tecrübenin ilkini yaşayalım diye Malaga maçına Sezer Başkan ve Hedin'le beraber Tofaş'ı, kardeş takım Tofaş'ımızı desteklemek için de oraya gittik, maça gittik. Şu anda takımlara baktığım zaman bildiğim kadarıyla 10 Temmuz'da çekilecek kurallar. Orada iki tane Alman takımı var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi de Frankfurt, Frankfurt Büyükşehir. Ben çok istiyorum ki Frankfurt çıksın. Hem Türk gurbetçilerimiz çok olduğu için hem de aynı zamanda biz 1977 yılından beri Uludağ gözünü Almanya'da önce Türklere satarken artık bugün en ücra köşede her Alman marketinde bile Uludağ gazoz satılmakta ve Uludağ gazozun üzerinde de Almanya'da Euroleague logoları olmakta şu anda yaptığımız anlaşmayla beraber. Onun için Frankfurt olursa bizim de distribütörümüz Suntat aynı zamanda Mannheim'da Frankfurt'a çok yakın. Herhalde bir 2-3 bin kişiyle gideriz diye düşünüyorum. En büyük duam Frankfurt'un çıkması. Yani sportif başarıyı onlar söyler ama ben gerçekten söylüyorum. Eğer Almanya'da Frankfurt çıkarsa o stadı çok güzel doldururuz diye düşünüyorum. Böyle.